Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile yeni bir konuyla birlikteyiz. Bu videoda size 10. sınıf konusu olan ekosistem ekolojisinden bahsedeceğim. İlk önce bazı kavramlarımız var, bu kavramlardan bahsedelim. Daha sonra ise ekosistem ekolojisine geçelim, giriş yapalım. Şimdi ilk önce ekoloji ne demek, buna bakalım. Arkadaşlar, ekoloji çevreyi ve çevrenin canlılarla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Çevrenin canlılarla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji böyle arkadaşlar. Bu ara özellikle çok fazla ekoloji kavramı ortaya çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz küresel ısınma olsun, işte doğa kirliliği olsun çok ön planda. Bu yüzden de ekoloji ile ilgili çok fazla kavram, çok fazla konu duyabilirsiniz. Gelelim türe. Türün isimlendirilmesinden bahsetmiştik. Hatırlayın, canlıların sınıflandırılmasında 9. sınıf konusudur bu. Burada tekrardan bahsetmek istiyorum. İsimlendirme olarak değil de tanım olarak vermek istiyorum. Arkadaşlar, çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılara biz tür diyoruz. Yani burada verimli döl dediğimiz kısır olmayan türler. Yani doğum yapabilen, çocukları olan canlılara biz tür diyoruz arkadaşlar. Mesela iki canlının çiftleşebilmesi onların aynı tür olduğu anlamına gelmiyor. Eğer ki bunların çocuklarının da çocukları oluyorsa, yani torunları oluyorsa, biz bunlara aynı türdür diyoruz arkadaşlar. Bu çok önemlidir. O zaman tür için ne diyeceğiz? Çiftleştiklerinde verimli döller veren canlılardır. Verimli döller veren canlılardır. Mesela nedir? İşte Van kedisi türü veya insan türü arkadaşlar. Bunlar çiftleştiklerinde verimli döller veren canlılardır. Yani türdür. Gelelim popülasyona. Popülasyon, aynı türden canlıların bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Popülasyonda şu çok önemli. Aynı tür olması gerekiyor arkadaşlar popülasyon olabilmesi için. O zaman şöyle diyelim. Aynı tür canlıların bir araya gelerek oluşturduğu topluluk. Örneğin şöyle söyleyelim. Mesela insanlar. Bunlar nedir? Bir popülasyondur. Veya işte Karadeniz'deki fındık ağaçları. Bunlar nedir arkadaşlar? Popülasyondur. Çünkü bunlar dediğim gibi aynı türe ait canlılardır. Gelelim komüniteye. Komünite, farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu canlı topluluğudur. Şöyle düşünün. Mesela kedi popülasyonu var, insan popülasyonu var, işte inekler var, koyunlar var. Hepsi bir araya geldiğini oluşturdu. Komüniteyi oluşturdu. Komünite için farklı türlerin, farklı popülasyonların yan yana gelmesi gerekiyor. Yazalım o zaman. Farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu topluluk. Evet, komünite de bu. Gelelim habitata. Habitat bir türün yaşam alanıdır arkadaşlar. Popülasyonların yaşam alanı veya bir türün yaşam alanına biz habitat diyoruz. Yazalım o zaman, bir türün yaşam alanıdır. Yaşam alanı derken şöyle düşünün, bakın. Rahatlıkla beslenebildiği, rahatlıkla çiftleşebildiği, barınma ihtiyacını karşıladığı bir alandır. Yani zoraki olarak bulunduğu bir alan değil, rahat, kendini rahat hissettiği alandır arkadaşlar habitat. Gelelim ekosisteme. Ekosistem de şudur. Canlı artı cansız çevre. Biz şu zamana kadar, bakın, şu popülasyonlarda, işte komitede, türde ne dedik? Hep canlıdan bahsettik. Canlının yanına artı bir de cansız çevreye katarsak ne oluyor? Ekosistem oluyor. O zaman şöyle diyebiliriz kısaca. Canlı artı cansız çevre. Bu ikisi birlikte neyi oluşturuyor? Ekosistemi oluşturuyor. Gelelim biyomlara. Arkadaşlar, biyom belirli alanlarda farklılaşmış ekosistemlerdir. Mesela çöl biyomu.
veya su biyomu arkadaşlar. Bunlar nedir? Belirli yerlerde bulunan, farklılaşan belirli özellikleri. Bunlar ekosistemlerdir. O zaman yazalım. Belirli alanlarda farklılaşmış ekosistemlerdir. Biyomların alt kısımları var. İşte çöl biyomu olsun, su biyomu olsun. Bunlar müfredattan kaldırıldı. MEP kitaplarında da yok. Bu yüzden detayına girmeyeceğiz. Sadece isim olarak bilmeniz yeterlidir. Gelelim biyosfer. Bakın, coğrafyada ne gördünüz? Atmosfer, litosfer, hidrosfer gibi terimler gördünüz değil mi? Mesela hidrosfer nedir? Su küre, suyun kapladığı alan. İşte atmosfer nedir? Hava küre, havanın kapladığı alan. Biyosfer de arkadaşlar canlı küredir. Yani yeryüzünde canlıların kapladığı alana biz ne diyoruz? Biyosfer diyoruz. O zaman yazalım. Yeryüzünde canlıların kapladığı alandır. Biyosfer budur. Gelelim ekoton. Arkadaşlar ekoton farklı komünitelerin kesişim alanıdır. Ekoton, komünitelerin kesişim alanı. Komünitelerin kesişim alanı. Peki, şöyle yazalım alanıdır diye. Ekotonların bazı özellikleri var. Arkadaşlar ekotondan şöyle bahsedeyim size. Bakın, mesela bir şurası Bursa olsun. Buraya bitişik alanda Yalova olsun. Şöyle yazalım Bursa. Şuraya da Yalova yazalım. Yalova. Arkadaşlar Bursa'nın neyi meşhur? Mesela meyve olarak neyi meşhurdur? Şeftalisi değil mi? Bursa'nın bulunduğu alanlarda ne var? Şeftali ağaçları var. Böyle bol miktarda. Bakın şu kesişim bölgesinde de var. Yalova'nın nesi meşhur olsun? Yalova'nın da kivisi meşhur olsun arkadaşlar. Örneğin işte Yalova'nın bulunduğu alanda da ne var? Bol miktarda kivi ağaçları var. Bakın. İşte ikisinin şu birleştiği alan bize neyi veriyor? Bakın şu ikisinin birleştiği alan ekoton bölgesine. O zaman ekoton bölgesinde ne var? Hem şeftali var hem de kivi var. O zaman ekoton bölgesi için tür çeşitliliği bakımından zengindir diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Tür çeşitliliği bakımından zengindir. Evet, ekotonlarla ilgili bunu bilmeniz yeterlidir. Gelelim ekolojik niş. Arkadaşlar bir canlının yeryüzünde yaptığı işe, üstlendiği işe biz ekolojik niş diyoruz. Mesela bitkilerin üstlendiği görev nedir? Fotosentez yaparak besin üretmek. İşte o bitkinin ekolojik nişidir. O zaman yazalım. Bir canlının yaptığı iştir. Ekolojik niş. Fitoplanktona gelelim. Arkadaşlar mikroskobik bitkisel hücrelere, bitkisel yapılara biz ne diyoruz? Fitoplankton diyoruz. Mikroskobik bitkisel canlılardır. Bitkisel derken bitki özelliklerini taşıyorlar ama mikroskobiktir. Zooplankton nedir? Bunlar da mikroskobik hayvansal canlılardır. Yani hayvanlar gibi işte heterotroftur falan arkadaşlar. Hayvan özelliklerini taşıyor. O zaman yazalım. Mikroskobik hayvansal canlılardır. Hayvansal canlılardır. Gelelim son olarak endemik tür. Arkadaşlar endemik tür bir yere özgü olan türdür. Yani sadece orada bulunan türdür. Endemik tür sadece belirli bir yerde bulunan türdür. Evet, ekosistemle ilgili bizim kavramlarımız bunlar. Sizin için ilgilendiren, sizin bilmeniz gereken kavramlar bunlar. Karşımıza çok çıkacak arkadaşlar bunlar. Özellikle popülasyon, komünite falan bunlar çok fazla çıkacak. Şimdi bize birkaç tane işte kavram verirse, bunları büyükten küçüğe doğru sıralayın veya küçükten büyüğe doğru sıralayın derse. Bakın kavramların sıralanışı diyelim. Kavramların sıralanışı. Arkadaşlar en küçük kavram nedir? Tür. Daha sonra türler bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Popülasyon.
Popülasyonlar bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Komünite. Komüniteler bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Ekosistem. Ekosistem değil mi? Cansız çevreyle de birleşiyor. En son bunların hepsini kaplayan da nedir? Biyosferdir. Dolayısıyla bizim küçükten büyüğe doğru sıralanışımız bu şekilde olur. Kavramların sıralanışı. Ben şimdi size bunlarla ilgili bir örnek vereyim. Mesela bir çiftlik düşünün arkadaşlar. Bu çiftliğin içerisinde tür olarak işte insanlar var. Daha sonra koyunlar var. Koyun, türler bunlar. Her biri ayrı ayrı tür. İşte inekler var. Bir de mesela çam ağaçları olsun. Çam ağacı. Bunların hepsi ayrı ayrı teker teker baktığımızda tür. Bir araya geldi insanlar neyi oluşturdu? Popülasyon. Koyunlar popülasyon. İnekler ayrı bir popülasyon. Bunların her biri birer popülasyon oluşturdu. Daha sonra biz bunları bir araya getirdik. Bakın şöyle. Bir araya getirdik ve neyi oluşturduk? Komünite. Komünite. Bakın bunların her biri ayrı ayrı neydi? Popülasyondu. Popülasyon. Daha sonra bunların hepsini bir araya getirdik. Neyi oluşturduk? Komüniteyi oluşturduk. Daha sonra bu komünitenin üstüne bir de cansız çevreyi ekledik. Bakın şöyle. Buraya da cansız çevre yazıyorum. Cansız çevre. Bunu da eklediğimiz zaman neyi oluşturdu bu yapı? Ekosistemi. Ekosistem. Daha sonra bunları bir de atmosferde bulunan canlıları da kattık. Yerin dibinde bulunan canlıları da kattık. Neyi oluşturduk? Biyosferi oluşturduk arkadaşlar. İşte bizim yapımız bu şekildedir. Hepsi iç içe geçmiş şekildedir. Her biri ayrı ayrı tür oldu. Daha sonra bunlar bir araya geldi. Her biri popülasyon oluşturdular. Bu popülasyonları bir araya getirdik. Komüniteyi oluşturduk. Cansız çevreyi de kattık. Neyi oluşturduk? Ekosistemi oluşturduk. Evet, ekosistem ekolojisiyle ilgili genel kavramlarımız bunlar. Şimdi bu kavramlardan sonra şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Ekosistemdeki canlı ve cansız faktörlere bakalım. Şöyle yazalım arkadaşlar başlığımızı. Ekosistemdeki faktörler diyelim. Faktörler. Biz ekosistemdeki faktörleri ikiye ayırıyoruz. Canlı faktörler, bir de cansız faktörler. Cansız faktörler. Peki nedir canlı ve cansız faktörler? Şöyle arkadaşlar, canlı faktörler üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcı vardır. Bakın üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardır. O zaman canlı faktörler için yazalım. Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcılar. Bunlar bizim canlı faktörlerimizdir. Cansız faktörlere geldiğimiz zaman ise neler geliyor aklımıza? Hemen cansız faktörlerden ilki sıcaklık. Daha sonra arkadaşlar toprak. Bakın toprak. Mineraller. Su faktörü en önemli faktörlerden biri. Enerji kaynağı. Bir de iklimdir. Şimdi bunların detaylarına girmeyeceğim. Zaten hemen hemen neler yaptıklarını tahmin edebiliyoruz. Ben sadece iklimden bahsedeceğim. Arkadaşlar, iklimden şöyle mikroklima ve makroklima dediğimiz iki tane kavram var iklimde. Bakın, makroklima, bir de mikroklima. Mikroklima. Makroklima şudur. Geniş alanlarda etki eden iklime biz makroklima diyoruz. Geniş alanlarda etki eden iklimdir. Makroklima budur. Mikroklima ise arkadaşlar özel şartlar nedeniyle
farklılık gösteren küçük alanlardır. Mesela normalde kayısı nerenin en iyisidir? Malatya'da değil mi? Malatya'nın kayısı iyidir. Ama Iğdır'da bir mikroklima bölgesi vardır ve bu bölgede çok iyi kayısılar yetişir. İşte böyle küçük alanlara, özel şartlar nedeniyle farklılaşmış alanlara arkadaşlar biz mikroklima diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Özel şartlar nedeniyle farklılık gösteren alanlardır. Dediğim gibi örneklerini yazalım. Mesela makro klima için örnek Malatya'nın kayısısı. Mikro klima için örnek ne diyeceğiz? Iğdır'ın kayısısı. Mesela Iğdır'ın kayısısı. Normalde Malatya bölgesinde yetişiyor ama arkadaşlar dediğim gibi endemik olarak veya işte mikroklima olarak Iğdır'da da yetişiyor. Evet, videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda canlılardaki beslenme ilişkilerini işleyeceğiz. Ekosistemdeki madde ve enerji akışına bakacağız arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.